GCM Forex'in hazırlamış olduğu online eğitime hoş geldiniz. Ben Dr. Tuğberk Çitilci. Bugünkü online eğitimimizin konusu merkez bankaları toplantıları ve varlık fiyatlarına etkileri. Malum 2017 yılının son ayına girdik ve Aralık ayı merkez bankalarının toplantıları açısından oldukça kritik, önemli olacak ve bunlar da A'dan Z'ye bütün varlık fiyatlarını etkileyecek. Şimdi görselde mahşerin dört atlısını görüyoruz. Sol taraftan ABD Merkez Bankası Başkanı, Fed Başkanı Yellen. Yanında Avrupa Merkez Bankası ECB Başkanı Draghi. Onun yanında İngiltere Merkez Bankası Başkanı Boe, Başkanı Carney. Ve en sonda da Gülen ifadesiyle beraber Japonya Merkez Bankası BOJ Başkanı Kurado'yu görüyoruz. Bu önemli 4 Merkez Bankası'nın Aralık ayında toplantısı var. Bugünkü webinarımızın teması FED, ECB, İngiltere Merkez Bankası ve TCMM olacak. Şimdi bu önemli merkez bankalarının toplantı tarihlerine bakalım. Bütün kritik toplantılar bu haftaya denk geldi. Amerika 12-13 Aralık'ta toplantı, 13 Aralık akşamında Fed'in faiz kararını göreceğiz. Akabinde Fed Başkanı Yellen'ın basın toplantısı. Saat 10'da ilk etapta faiz kararı gelecek, ekonomik projeksiyonlar açıklanacak. Daha sonra da saat 22.30'da Başkan Yellen basın toplantısına başlayacak. Avrupa Merkez Bankası 14 Aralık'ta, İngiltere Merkez Bankası 14 Aralık'ta ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 14 Aralık'ta. Dolayısıyla 13 akşamın Fed'i gördükten sonra 14'ü Perşembe günü küresel varlık fiyatları için A'dan Z'ye muazzam hareketlerin oluşma potansiyeli olabilecek bir gün. Dolayısıyla 14 Aralık'a bir nokta koymak gerekiyor ve bu noktanın nelere neden olabileceğini ilerleyen slaytlarda aktaracağız. Şimdi sırayla merkez bankaları tarafında neler olabilir konusunu değerlendirelim. FED, ABD Merkez Bankası. Olmazsa olmaz. FED'in devam eden kademeli, temkinli, veri odaklı faiz artırım sürecinde en önemli destekleyici unsur ılımlı büyüme ve güçlü istihdam piyasası. Güçlü istihdam piyasasının da teyidine Amerika tarafında tarım dışı istihdam, ADP başta olmak üzere bütün istihdam verilerinden alıyoruz. Ilımlı büyümede Amerika tarafında gelen büyüme rakamları Amerikan ekonomisinde toparlanmanın önemli bir düzeyde olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla Fed'in faiz arttırım sürecinde elini destekleyici önemli unsurlar mevcut. Peki 13 akşamı FED'den nasıl bir karar gelebilir? Gerek bizim GCM Forex Araştırma Departmanı, gerekse de yurt dışındaki genel beklenti FED'in 25 bas puanlık bir faiz arttırımına gitme yönünde. Peki bu 25 bas puanlık faiz arttırımına gidilmesi demek güçlü dolar teması, euro dolar paritesi sert aşağı yönlü hareket, altın fiyatlarının sert yönlü hareketlere mi neden olacak? Hayır. Burada bir soru işareti koymamız gerekiyor. Fed'in Aralık ayında faiz artırımına gideceği çok önceden fiyatlara yansıtıldığından dolayı beklentiyi satın al, gerçekleşmeyi sat şeklinde Fed'in 25 bas puanlık olası faiz artırımında fiyatlama reaksiyonları görebiliriz. Peki Fed faiz arttırdı, bunun hiç mi etkisi olmayacak? Hayır, tabii ki de olacak. Ama etki Fed'in ekonomik projeksiyonlarında devreye girecek. Çünkü 2017 yılını tamamladık. Bundan sonra piyasanın ana teması 2018 yılında daha şahin veya daha güvercin bir Fed olup olmayacağı. Hatırlayacağınız üzere Yellen şu anda görevde fakat yerini Powell yemin ettikten sonra
ve bu görev değişikliğine bağlı olarak Fed'in para politikasında majör bir değişiklik olup olmayacağını göreceğiz. Fakat Powell'ın açıklamalarına baktığımız zaman da yalınvari çok da şahin olmayacak bir tutum sergiliyor. Fakat burada ana referans üyelerin 2018 yılında kaç adet faiz artırımı bekledikleri? 3 mü, 4 mü, 5 mi? Hatırlarsanız her yılın başında FED 3 faiz artırımı yapacak. 3'ten 2'ye düşüyor, 2'den 1'e düşüyor. Bunları takip ediyoruz. Dolayısıyla 2018 yılı içinde yine yüksek bir faiz artırım beklentisiyle başlayacağız. Bu dolar temasını güçlendirecek. Yani dolar teması nedir? Amerikan 10 yıllık tahvil faizi yukarı. Dolar endeksi yukarı. Yani dolar küresel çapta değer kazanacak. Euro dolar paritesi ve altın başta olmak üzere riskli varlıklarda aşağı yönlü hareket potansiyeli. Ekonomik projeksiyonlar geçtikten sonra saat 10.30'da Başkan Yellen'in basın toplantısında faiz artırımına ilişkin kademeli, temkinli, veri odaklı sürecin devam edip etmeyeceğine ilişkin vurgulamaları. Yani Yellen güvercin mi olacak, şahin mi olacak? Kuvvetle muhtemel mevcut dinamikler dikkate alındığı zaman da Fed'in çok da şahin olmasını gerektirecek bir unsur yok. Neden? Enflasyon. Geçtiğimiz hafta Cuma günü açıklanan ortalama saatlik kazançlar rakamında hala Fed'in elini tedirgin edecek, ileriye dönük yoğun bir enflasyon yaratacak veri gerçekleşmesi bulunmuyor. Dolayısıyla enflasyon dinamiklerinde işler normal gittiği sürece Fed'in piyasa dinamiklerini faiz artırımın konusunda negatif değiştirecek bir unsurun devreye girme ihtimali oldukça zayıf. Dolayısıyla özetlersek saat 22'deki kararda 25 bas puanlık bir faiz artırımı hiç şaşırtıcı olmayacak. Piyasa bunu hazır bekliyor. Ondan sonra piyasa neyi takip edecek? Ekonomik projeksiyonlar. 2018 yılına ilişkin üyeler kaç adet faiz artırımı bekliyor? Bu faiz artırım beklentisi yukarıya gidiyorsa güçlü dolar, faiz artırım beklenti sayısı aşağıya gidiyorsa zayıf dolar. Akabinde de 22.30'da Başkan Yellen'in basın toplantısı. Basın toplantısı şahin mi olacak, güvercin mi olacak? Şimdi Fed ana oyun kurucu olduğundan dolayı Fed'in 13 akşamında açıklayacağı bütün kararlar varlık fiyatlarını A'dan Z'ye etkilemiş olacak. Akabinde 13'ündeki o hararetli akşamdan sonra küresel piyasalar sakinleşecek mi? Hayır. Avrupa Merkez Bankası'na devam edeceğiz. Avrupa Merkez Bankası faiz kararını 15.45'te açıklayacak. Akabinde 16.30'da Başkan Draghi'nin basın toplantısı olacak. Şimdi 26 Ekim Avrupa Merkez Bankası toplantısında önemli kararlar alındı. Ve ECB para politikasındaki normalleşmeye ilişkin yol haritasını açıkladı. Peki bu yol haritası neydi? Bunu tekrar bir hatırlamamız gerekirse. Aralık ayına kadar aylık 60 milyar euro tutarındaki varlık alım programı sabit bırakıldı. Fakat Ocak 2018'den sonra 30 milyar euroya indirilmesi ve 2018 Eylül ayına kadar devam edilmesi kararı verildi. Dolayısıyla Başkan Draghi gerekli adımları 26 Ekim toplantısında attı. Peki 15.45'teki faiz kararında ne olabilir? 3 faiz oranında da Avrupa Merkez Bankası tarafında herhangi bir değişiklik yapılmasını beklemiyoruz. Ne faiz oranlarında ne de varlık alım programında. Zaten piyasanın da 14 Aralık 2017 toplantısında %18.6 ihtimalle bir faiz arttırımı beklenmekte. Yani zayıf bir ihtimal olarak faiz arttırımı fiyatlanıyor. Bu noktaya baktığımız zaman da
faiz arttırımı ve varlık alım programında değişiklik beklenmiyor. Akabinde 16.30'da Başkan Draghi'nin basın toplantısı olacak. Tabii Draghi'nin basın toplantısında ekonomik gidişata ilişkin riskler ne yönde evriliyor? Buna ilişkin yapacağı açıklamalar euro dolar paritesinde etkili olabilir. Bu noktada piyasanın öğrenmek istediği ECB'nin faiz arttırım sürecine ne zaman başlayıp başlamayacağına ilişkin sözlü yönlendirme olacak mı? Olmayacak. Dolayısıyla faizde bir değişiklik yok. Varlık alım programında herhangi bir değişiklik yok. Buna bağlı olarak Avrupa Merkez Bankası kararıyla saat 15.45'te euro temalı varlıklarda çok majör artı veyahut da eksi yönde bir hareket olma ihtimali oldukça zayıf. Başkan Draghi de konuşmasında zaten 26 Ekim tarihli toplantıda yol haritasını açıkladığından dolayı eski toplantılara kıyasla bu Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını ve Başkan Draghi'nin basın toplantısının etkisinin daha düşük olmasını bekleyebiliriz. Örnek bu etki ne kadar olabilir? Draghi'nin konuşmasına bağlı olarak euro dolar paritesinde artı eksi yönde bir 100 pipslik bir hareket olabilir. Tabii bu illa 100 dediğim için 100 olacak anlamına gelmez. 80 olur, 90 olur. Hani 100'ü vurgulamam nedeni eskiye kıyasla olduğu zaman da çok aşırı dalga boylarının yüksek olmayacağını vurguluyorum. Peki Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarını böyle yorumladık. Gelelim İngiltere Merkez Bankası'na. İngiltere Merkez Bankası Başkan Carney'de Şahin tutumuna devam ediyor. Şimdi diğer merkez bankalarına göre kıyasladığımız zaman da bence sürpriz Başkan Carney yani İngiltere Merkez Bankası tarafında geliyor. Yine İngiltere Merkez Bankası faiz kararını 14 Aralık Perşembe günü saat 15.00'da açıklayacak. Şimdi İngiltere Merkez Bankası'nın da ECB benzeri tarzında faiz oranında ve varlık alım tutarında herhangi bir değişiklik yapmasını beklemiyoruz. Zaten piyasa katılımcılarının da 14 Aralık toplantısına ilişkin faiz arttırım ihtimali %1.3 seviyesinde bulunmaktadır. Önemli olan Başkan Carney'nin ileriye dönük sözlü müdahale yaparak faiz arttırımını, bir sonraki faiz arttırımının ne zaman olup olmayacağı. Piyasa dinamiklerinde bu 2018 Kasım ayındaydı. Fakat son İngiltere verilerine bağlı olarak Eylül 2018 yani öne doğru çekildi. Ve bunun öne doğru çekilmesi pound para birimini pozitif yönde etkileyen bir unsur. Ki pound tarafında iş sadece İngiltere Merkez Bankası veyahut da Carney'e kalmıyor. Brexit'teki belirsizliklerinde kalkması veyahut da yeni belirsizlikler eklenmesi pound para birimi açısından önemli. Fakat burada İngiltere Merkez Bankası tarafında faizde ve varlık alım programında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Buna bağlı olarak da pound temalı veyahut da İngiliz varlıklarında göreceli olarak daha sakin bir hareket bekliyoruz. Peki. İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası dedik. Şimdi gelelim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na. 14 Aralık'ın neden kritik olduğunu anlıyoruz. 14 Aralık, Perşembe günü saat 14.00'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak. Ve şu anda Merkez Bankası'nın aldığı son hamle ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %12.25 seviyesine çektiğinden dolayı ve geç likidite penceresi de %12.25 seviyesinde olduğundan dolayı ikisi birbirine eşit. Grafikte yeşil çizgi ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, mor çizgi geç likidite penceresini göstermektedir. Dolayısıyla bu iki faiz oranı birbirine eşit olduğundan dolayı teknik olarak koridor ayarlamasından dolayı geç likidite penceresinde minimum 50 bas puanlık bir faiz arttırımı bekliyoruz. Zaten piyasadaki de genel
algıya baktığımız zaman da Merkez Bankası'nın bir geç likidite penceresinde faiz arttırım aksiyonu alabileceği yönünde. Peki geç likidite penceresinde hangi dinamikler Merkez Bankası'nın bir faiz arttırımına gitmesini şekillendiriyor? GLP ile ağırlık ortamı fonlama maliyetinin birbirine eşit olması. Çünkü teorik olarak koridor mantığından dolayı geç likidite penceresinin biraz daha üst olması gerekiyor. Türk lirasında oynaklığı azaltma ve değer kaybını sınırlandırma, yani yabancının dediği carry trade olayı ve enflasyon gerçekleşmelerinde ve beklentilerinde bozulma. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda yıllık bazda tüketici enflasyonu %12.98 bir seviyesine yaklaştı. Dolayısıyla enflasyondaki bozulma da Merkez Bankası'nın faiz arttırımına gitmesi konusunda şaşırtıcı olmayacak unsurlar arasında yer alıyor. Peki merkez ne yaparsa pozitif, ne yapmazsa negatif sürpriz olabilir. Pozitif sürpriz, geç likidite penceresinde 100 bas puan ve üzerinde bir faiz arttırımda bulundu. Yani piyasanın önüne geçti. Türk varlıkları pozitif. Borsa İstanbul yukarı, Viyop yukarı, endeks kontrat için konuşuyorum. Dolar Türk lirasında sert aşağı yönlü hareket. Peki negatif sürpriz? Geç likidite penceresinde faiz arttırımında bulunmaması veyahut da 50 bas puanın altında 25 bas puanlık sembolik bir faiz arttırıma gitmesi demek Türk varlıkları açısından negatif. Borsa İstanbul, Viyop endeks kontratlarında aşağı yönlü hareket. Dolar Türk lirasında sert yukarı yönlü hareket potansiyeli bekleyebiliriz. Dolayısıyla 14'te açıklanacak merkezin kararında geç likidite penceresinde ne yapıldı ne yapılmadı. Hiçbir unsur yapılmaz. 25 yapılırsa Türk varlıkları açısından oldukça negatif. 100 ve üzerinde, 100 ve bunun üzerinde yapılacak aksiyonlarda Merkez Bankası piyasanın hassasiyetini gördüğünü ve piyasanın önünde olduğunu vurgularsa bu da Türk varlıkları açısından pozitif bir unsur. Dolayısıyla özetlemek gerekirse 13'ü FED kararını gördükten sonra 14'ünde oldukça önemli bir gün devreye girecek. Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolayısıyla Euro, Pound ve TRY varlıklarında önemli sert hareketler görülecek. Bu görülmeye karşı da stratejiyi webinarda aktarmaya çalıştım. Zaman ayırıp webinara katıldığınız ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.